Merhaba arkadaşlar, ben Kalimba'nın Mürüsü. Bu videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Kalimba'da notaları nasıl çıkarıyorum, bunu paylaşacağım. Arkadaşlar, Kalimba'da nota çıkarmak hem çok kolay hem de bazen çok zor oluyor. Peki neden diye sorarsanız, ben müzik kulağına sahip değilim. Bu yüzden notalar için dışa bağımlıyım. Daha önce o notaların çıkarılmış olması benim için daha önemli. Peki müzik kulağı ne diye sorarsanız, arkadaşlar müzik kulağı herhangi bir melodiyi dinlediğinizde kendi başınıza nota bağımsız çıkarmanızdır notaları. Yani kendi kendinize çalabilmenizdir. Peki Kalimba'nın mürsü sen nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar benim çalacağım parça çok önemli. Peki ne demeye çalışıyorum? Mesela bir çocuk şarkısı çalıyorsam zaten o daha önce flütle, melodika ile çalınmıştır. O yüzden Google amca bana yardımcı oluyor. Ve oradan notaları sayılara veya harflere çevirerek çevirebiliyorum Kalimba'ya. Fakat bazen melodikada flütte daha önce çalınmamış, piyanoda çalınmış notalara ulaşıyorum. Bir dizek üzerine çizilmiş, hani bu sol anahtarlı falan biliyoruz ya. O notaları kendim çeviriyorum ve bazen de April Young gibi kalimba çalan insanların oluşturduğu teblerden, teb dediğimiz şey de kalimbalar, kalimba yaklaştırayım şunu size. Bir dizek şeklini şöyle düşünün. Yani bu kadar çizgi var ve notalar bunlara göre işaretli oluyor. Teb okumayı April Young'ın videolarından izleyebilirsiniz. Buna göre tercih ediyorum. Peki bugün sizlerle ne yapalım? Bir tane çocuk şarkısının notalarını çevirelim istiyorum ben. Peki bu nasıl olacak? Arkadaşlar ben sizlere oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar şarkısı var ya. Bunun notalarını çevireceğim. Size gelmeden önce Google amcaya yazdım. Oynaya oynaya gelin çocukların melodika notaları şeklinde ve karşıma böyle bir nota şekli çıktı. Peki biz sizinle önceki videomda zaten bunların ne anlama geldiğini öğrenmiştik. Bugün sizlerle yapalım istiyorum. Peki nasıl olacak? Arkadaşlar sol neye tekabül ediyordu? 5'e. Fa neye tekabül ediyordu? 4'e. Mi 3'e, Re 2'ye, Re 2'ye, Re 2'ye ve devam ediyorum. Fa 4'e, Mi 3'e, Re 2'ye, Mi 3'e. Şu kalimeyi biraz şuraya itelim. Fa 4'e, Sol 5'e, La 6'ya. Sol 5'e, Fa 4'e, Mi 3'e, Re 2'ye, Re 2'ye, Re 2'ye. Aynı zamanda Fa 4'e, Mi 3'e, Re 2'ye, Do 1'e, Do 1'e. Şimdi ne yaptık? Kalimba'daki bu sayılara çevirdik notalarımızı. Tabii siz nasıl öğrendiyseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Yani biri görünce direkt Do diyebiliyorsanız kafanızdan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La şeklinde çalabilirsiniz. Ben sayılarla öğrenmeyi daha çok oturttuğum için sayılara çeviriyorum öncelikle. Şimdi notalarımızı melodiye uyarlıyoruz. Sol, fa, mi, re, re, fa, mi, re, mi, fa, sol, la. Şarkı neydi? Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar da. Sol, fa, mi, re, re, fa, mi, re, do. Şimdi bunu kalimba ile çalalım istiyorum. 5, 4, 3, 2, 2, 2. Gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Şimdi tamamını çalalım arkadaşlar. Şuraya koyalım. Evet. Devam ettiğimizde size bir çocuk şarkısı çıkarmış oldum. Fakat siz diyorsanız ki ben Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen çalmak istiyorum, ne yapayım? O zaman arkadaşlar bir dizek üzerine hani sol anahtarlı falan olan var ya çıkarılmış notaları normal do re mi fa şeklindeki notalara dönüştürüyorsunuz. Sonra sayı veya harflere dönüştürüyorsunuz. Peki bunlara ulaşmanız zor mu? Yok arkadaşlar, birçok şarkının çıkarılmış hali mevcut şu an. Peki, ama bazen
Kalimbaya uyarlarken değişiklik yapmanız gerekiyor. Yani ince basmanız gerekiyor. Daha fazla notaya basmanız gerekiyor. Aynı anda basmanız gereken notalar, kısa basmanız gereken notalar oluyor. Bunları kendi müzik zevkinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani karar verecek olan kişi sizsiniz. Asla bir kuralı yok bunların. Peki Kalimba'nın mürüsü bize nota çıkarırken anlatmak istediğim başka bir şey var mı derseniz. Arkadaşlar notaları yazarken ince notaların yanına bizler, yani şimdi gösteriyorum ama böyle değil zaten normalde. Kesme işareti koyuyoruz. İncelere bir kesme işareti koyuyoruz. Ve bazen ben çok fazla kullanmıyorum ama mesela 2'yi çok mu uzatmam gerekiyor? Yanına böyle nokta koyuyorum ki birazcık durayım orada. Sonra devam edeyim. Bir süre sonra kalimbada notaları ezberleyebiliyorsunuz. Yani aslında ezberlemiş olmuyorsunuz. Öğrenmiş oluyorsunuz. Çala çala artık hangi tuştan sonra hangisine basacağınız oturuyor. Ama benim size tavsiyem bir süre notalara bakarak çalın ki doğru çalabilin. Şarkı tercihinize dikkat edin. Dediğim gibi April Young'ın videolarından çıkarılmış tabları var. Tab dediğimiz şeyi daha önce açıklamıştım. Oradan da okuyarak sevdiğiniz melodileri, parçaları çalabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer nota çevirmeyi bilmiyorsanız bir önceki videomdan bunu öğrenebilirsiniz. Kalimba'nın mürüsüyle kalın. Kendinize iyi bakın.